Değerli bayis severler, kazandıran iddia yorumları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2 Aralık 2022 Dünya Kupası maçlarına dair iddia oynamadan önce bilmeniz gerekenleri ve çağlarla tercihlerimizi paylaşacağız. Dünya Kupası'nda ilginç sonuçlar devam ederken biz sizi bilgiye doyurmaya ve sizinle tercihlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Siz de iddiada kazanmaya daha yakın olmak için abone olun, beğenin, tahminlerinizi yorumlarda paylaşın. Hemen 2 Aralık Cuma bültenine geçelim. Dünya Kupası'nda 4 maçın aynı günde olduğu son güne. Gana Uruguay maçıyla başlıyoruz. Dünya Kupaları tarihinde ard arda iki maçı 3-2 biten 4. takım olan 3 puanlı Gana'nın kaderi kendi elinde çağlar. Alınacak bir puan Gana'yı gruptan çıkarır. Tabi Güney Kore Portekiz'i iki farklı yenemezse. İki takım 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşmış, Uruguay Gana'yı tartışmalı bir şekilde elemişti. Önemli golcüleri olan özellikle Portekiz maçında inanılmaz fırsatları kaçıran ancak ilk iki maçında gol atamayan ve bir puanı olan gök mavili lakaplı Uruguay gruptan çıkmak için kazanmak zorunda ve hatta bu bile yetmeyebilir. Bu maçta ben gollerden yanayım Çağlar. Golcü Gana ile golsüz Uruguay'ın maçında ideal tercihim 1.72 oranıyla KG var olacak. Alternatif olarak 1.64 oranıyla deplasman ilk yarı 0.5 üst tercihinin de değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Mert bence de maç golsüz geçmeyecektir. Ancak bol gol de beklemiyorum. Gana yenilmediği halde yüksek ihtimalle gruptan çıkacak. Afrika ülkeleri için bence en iyi kadroya sahip. Uruguay ise gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Uruguay zor gol bulan bir takım ve eğer geriye düşerlerse maçı çevirmeleri çok çok zor olur. Uruguay'ın maça bu bilinçle çıkacağını düşünüyorum. Gol yemeyelim, bir tane atarız düşüncesinde olurlar. Gana'nın önceliği ise maçın başladığı gibi bitmesi olacaktır. Suarez ve Cavani yaşlanmış olsalar da form geçici, klas kalıcıdır. Darwin Nunez formsuz da olsa çok yetenekli ve potansiyelli. Dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta Gana stoperi Salisu. Kore maçında gol atan Salisu'yu Premier Lig takip edenler iyi bilir ki bu oyuncu tam bir ayaklı bomba. Çok kritik pozisyonlarda gole sebebiyet veren hataları hiç de az değil. Uruguay'ın kazanacağını ancak maçta 5 gol çıkmayacağını düşünüyorum. Benim tercihim maç sonu 2 ve 4,5 alt. 18 seansının diğer maçında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya gelecek. 3 puanlı Güney Kore'yi gruptan çıkmak için, gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz karşısında galibiyet lazım ve Uruguay maçından gelecek güzel haberler. Güney Kore Dünya Kupası finallerinde Avrupalı takımlara karşı %22 gibi düşük bir galibiyet oranına sahip. Son maçta kırmızı kart gören Güney Kore teknik direktörü Paulo Bento ülkesine karşı oynanacak maçta Kore yedek kulübesinde olamayacak. En son 2002'de bu iki ekip Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelip Güney Kore Portekiz'i 1-0 yenerken Bento sahanın içinde Portekiz formasıyla mücadele etmişti. Liderlik için bir puana ihtiyacı olan Portekiz ise her maçta gol atmak için adeta deliren Ronaldo hariç rahat görünüyor diyebiliriz sanırım Çağlar. Portekiz'in bu Dünya Kupası'nda attığı 5 golün 4'ünde gol ya da asist ile Bruno Fernandes'in isminin olduğunu görüyoruz. Galibiyete ihtiyacı olan Kore'nin öncelikle kontrollü oynayacağını ve maçın ikinci yarıda açılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ideal tercihim 1.82 oranıyla en çok gol ikinci yarıda olur şeklinde. Gruptan çıkan Portekiz bu maçta rahat oynayacaktır. Güney Kore ise kazanmak zorunda. Portekiz'de rotasyon olsa bile kadro baştan sona kalite kokuyor. Rotasyon dediğimiz zaman oynayacak oyuncular Rafael o Andres Silva, Gonçalo Ramos gibi isimler olacak yani. Kore ise bir noktada risk almak zorunda kalacak. Bu maça dair tek çekincem Fernando Santos'un takımı çok düşük tempoda oynatması. Ancak Portekiz kadrosu kesinlikle gole ulaşacaktır. Risk alması gereken Güney Kore de gol için çabalayacak. Ve bunun da bize pozisyonları getireceğini düşünüyorum. Bu maç için benim tercihim 2.5 üstü. Cuma 22 seansından Kamerun Brezilya maçı. İki maç sonunda bir puanı olan Kamerun son maçtaki beraberlik ile 8 maçlık Dünya Kupası mağlubiyet serisini bitirdi. Ve 32 yıl sonra Dünya Kupası gruplarından çıkmayı hedefliyor. Ancak bunun için Brezilya'yı yenmeleri şart. Ama bu da yetmeyebilir. Öte yandan yaklaşık 20 yıldır hiçbir Afrika takımı Brezilya'yı yenemedi Çağlar. İki maç sonucunda 6 puanlı Selecao yani seçilmişlerle kaplı Brezilya ise İsviçre karşısında kazanırken kilidi açmakta çok zorlandı. Ancak Brezilya'da her daim hedef Dünya Kupası şampiyonluğu ve bunu yaparken berabere bile kalmadan kupayı almaktır. 1970'te ve 2002'de bunu yapmışlardı. Brezilya'nın kağıt üzerinde grubun en zayıf takımı olan Kamerun karşısında rotasyon ihtimali kuvvetle muhtemel. Çağlar bu maç benim açımdan günün en net maçı. Cameron iyi hücum yapabilen bir takım. Ancak Sırbistan maçında da gördük ki defansları evlere şenlik. Bu maç tam canlılık bir maç. Maç onu ideal tercihim 1.76 oranıyla maç sonu 2 ve toplam gol 2.5 üst şeklinde. Oran yükseltmek isteyenler alternatif olarak 2.91 oranıyla maç sonu 3.5 gol üstü ve maç sonu 2 şeklinde düşünebilirler. Mert ben de seninle benzer düşünüyorum ancak Brezilya açısından bu maçın iddiası olmadığı için ben yalnızca gollere yöneleceğim. Tarafı riskli görüyorum. Kazanmak zorunda olan bir Kamerun ve gruptan çıkan bir Brezilya. Kamerun bireysel olarak yetenekli bir takım ancak sağ içinde organizasyon problemleri var. Brezilya ise ilk iki maçta az süre olan Antony, Gabriel Jesus, Martinelli gibi oyuncuları değerlendirecektir. Bu isimler de kesinlikle çok yetenekli ve gole çok yakın oyuncular. Özellikle Martinelli ve Gabriel Jesus Arsenal'i Premier Lig'de zirvede tutuyor şu anda. Kamerun'da Choupo-Moting ve Ekambi önderliğinde gol arayacaktır. Benim tercihim bu maç için 2.5 üst. Turnuvaya havlu atan takımın olmadığı G grubunda diğer maç 1 puanlı Sırbistan ile 3 puanlı İsviçre arasında. Dünya kupaları elemelerindeki muhteşem performansı sonrasında Grubu Portekiz'in önünde lider bitiren Sırbistan'da Dünya Kupası'na dair beklentiler çok yüksek idi. Ancak Brezilya mağlubiyeti sonrasında 3-1'den 3-3'e gelen Kamerun maçı Kartallar'da moralleri bozmuş durumda. Ve gruptan çıkmak için 2018 Dünya Kupası'nda karşılaştıkları ve 2-1 kaybettikleri İsviçre karşısında kazanmaktan başka çareleri yok. 2 maçta 3 2 maçta 3 puan alan İsviçre ise gruptan çıkmak için sadece beraberlik istiyor. Brezilya karşısında bile ne kadar kaliteli savunma yapılabileceğini gösteren ama kaybeden Murat Yakın'ın takımı Kızıl Haçlar 1994'ten beri ard arda iki dünya kupası kaybetmedi. Bu maça ilişkin ideal tercihim 1.78 oranıyla 2-3 gol olacak. Sen ne düşünüyorsun Çağlar? Sırbistan milli takımı karışmış durumda. Vlahovic'in yedek kaleci Rajkovic'in eşiyle Ön libero Nemanja Gudelin ise daha önce Beşiktaş'ta oynayan Adem Lajic'i terk edip Luka Jovic ile evlenen Sofya Milosevic ile birlikte olduğu haberleri çıktı. Gudel ve Jovic'in ise kavga ettiği söyleniyor. İlk iki maçta istediği sonuçları alamayan Sırbistan futboldan kopmuş durumda. Ancak yine de kadroları gerçekten çok kaliteli. İsviçre ise bu fırsatı değerlendirip bir gol bulacaktır. Aynı zamanda bu iki takım 2018 Dünya Kupası'nda karşılaştı ve maç son derece gergin geçti. İsviçre milli takım oyuncularının büyük bölümünün Arnavut kökenli olması ve Sırplara karşı eskiden gelen düşmanlıkları olması Sırbistan milli takımının da içinde bulunduğu durumu göze alınca bol miktarda kart bekliyorum ben bu maçta. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum. Benim tercihim karşılıklı gol var. Alternatif olarak tercihim ise kırmızı kart olacağı yönünde. Bugünlük bu kadar. Kazandıran iddia yorumları kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bayis şansı bizimle olsun.